Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir bulmaca videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet ümitlerim, yepyeni bir futbol bulmaca videosuyla sizleriyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten bol bol geliyordu bir ara. Sonra bulmacalar bitti. Şimdi yine böyle bir değişik tarz bir bulmaca yapalım dedim sizlerle. Daha fazlası için beğeni patlaması yapmayı unutmayın, yorumlarınızı da bol bol bekliyorum arkadaşlar. Sabah Rüya Takım'ın yeni bölümü geldi. Çok büyük bir transfer daha yaptık. Onu da mutlaka izleyin. Günde 2 video, sabah 6, akşam 5 akıyoruz. Dün de yine çok güzel bir futbol montajı gelmişti falan gençler. Foot Draft, Pass Draft hafta sonu. Onları da mutlaka izleyin. Ve boom diyelim, ekranımız gelsin arkadaşlar. Gençler, The Quiz sayfasındayım. Bir İngiliz sayfası. Ben Google'a çeviri yap dedim. Buradan çözeceğiz bulmacaları. Bu sefer farklılık olsun dedim. Hadi bakalım. Bakın diyor ki bunu çözersen harbiden de bir futbol dahisisin dedi. Biz de kendimize Ümit Aylos olarak güveniyoruz. Ve başlasın diyelim. İlk sorumuz. Premier Lig'inde kaç takım var? Evet arkadaşlar. 25, 17, geçen sezon kaç takım düştüğüne bağlı 20. Cevabınızı verin. 1, 2, 3. Gençler cevap 20. Bizim ligimizde 18, İngiltere'de 20. Şimdi Arsenal'ın takma adı nedir? Topçu, kırmızı şeytanlar, yaşlı kadın, silahçılar. Arkadaşlar armalarında da spoiler olduğu gibi verin siz cevabınızı. Aynen öyle, silahçılar. Çünkü kırmızı şeytanlar zaten Manchester United, silahçılar da Arsenal. The Gunners diye geçiyor. Diğer oyuncuları ısırmak için hangi Barcelona oyuncusu ünlüdür? Gençler çeviri yaptım ya, tam çeviremiyor. Diğer oyuncuları ısıran bir Barcelona oyuncusu dedi arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuzdur cevabı. 3, 2, 1, boom. Tabii ki Luis Suarez gençler. Adam ısırmasıyla meşhur. Manchester United'ın güncel müdürü yani teknik direktörü kim diyor arkadaşlar? Alex Ferguson eskiydi. Jürgen Klopp da değil. O şu an şeyde, Liverpool'da. Roy Hodgson da değil. Jose Mourinho. Manchester United'da hatta sürekli Pogba'yla falan kavga ediyorlar. Manchester United'ın takma adı nedir? Kırmızı aslanlar, silahçılar, yaşlı kadın, kırmızı şeytanlar. Arkadaşlar silahçılar zaten gitmişti. Manchester United, kırmızı şeytanlar. Zaten spoiler da var. Görüyorsunuz armalarında bir böyle şeytan resmi var. Kırmızı şeytanlar, onlara cevap. Aha. Cevaba basıyorum, almıyor. Lan! Kırmızı şeytanlara ben de basmıştım. Gençler bunu doğru bildik biz. O basmadı, ondan öyle oldu. Dünya Kupası en çok kez hangi ülke kazandı? Arkadaşlar cevaplayın. 1, 2, 3. Arkadaşlar cevap Almanya. Bence en çok Almanya kazandı. Boom diyoruz. La doğru ya, Brezilya ya. En çok Brezilya kazandı. Ama işte arkadaşlar aynı değil mi ya Brezilya ile Almanya? Şimdi Brezilya'da 5 tane var. Herhalde Almanya'da 4 mü? Gençler ya aynı olması lazım ya da Brezilya'ymış. Bunu harbiden de bilemedim. İnşallah siz bilmişsinizdir. Leicester City. Dünyayı şoka eden 2015-2016 sezonunda neler yaptı? Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur. 1, 2, 3. Diğer takımlardan daha fazla gol attılar. Premier Lig'i kazandılar. Başka bir takımdan daha kötü oynadılar. Yolsuzluk masrafları üzerinden yakalandılar. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Premier Lig'i kazandı adamlar. Allah Allah, doğru cevaba basmıyor ya. Dur gençler bir sayfayı yenileyelim. Şimdi kabul etti gençler. Premier Lig'i kazandıya bastık. Alman Futbol Ligi'nin ismi ne diyor arkadaşlar? Bundesliga, Blitzliga, Volksliga, Reichsliga. Ben tabii ki biliyorum. Sizler de cevaplayın. 1, 2, 3. Gençler tabii ki Bundesliga. Almanların liginin adı Bundesliga. Romelu Lukaku hangi ülkede oynuyor gençler? Bunu da biliyorsunuzdur hepiniz. 1, 2, 3. Cevaplar gelsin. Tabii ki Belçikalı. İngiliz değil, Fildiş değil, Ekvador'da değil. Belçika milli takımında oynuyor gençler. A milli futbol takımının
yıldızlar neyi temsil ediyor? Arkadaşlar bunu siz de biliyorsunuz. Milli takımdaki üstteki yıldızlar neyi temsil ediyor? Bizde tabii ki yılımızı temsil ediyor. YouTube'daki ikinci yılı şaplak sitenin. Cevapladınız mı? Oyun sırasında sahada ölen oyuncular, tövbe tövbe. Katıldığı dünya kupaları. Hakem olayları, dünya kupasını kazanan zaman tutarı. Aynen öyle. Dünya kupasını kaç defa kazandıkları arkadaşlar. Oğlum armut musun sen? Niye kabul etmiyorsun ya? Gençler, dünya kupasını kaç defa kazandı? Başkasına basıyorum ki gelsin. Heh, geldi. Arsenal Futbol Kulübü'nün güncel müdürü kim? Arsene Wenger bıraktı ya. Bıraktı ama bu herhalde eski bir bulmaca. O yüzden Wenger daha eski. O zaman arkadaşlar Almanya da doğru olabilir. Almanya kazanıp 5-5 yapmıştı herhalde. EPL'de Şampiyonlar Ligi'ne otomatik olarak hak kazanmak için masada ligi nerede bitirmelisiniz dedi. Arkadaşlar İngiltere Ligi'nde ilk 3 gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. Aa, 4'müş. Bakın bunu bilemedik. İlk 4 gidiyormuş. Oha be, bizde 1. gidiyor tek. Premier Ligi'nin en sonki şampiyonu kim dedi gençler. Bu tabi geçen yıl değil. Leeds. Ama arkadaşlar işte bulmaca eski olduğu için hangi ligi sorduğunu bilemedim. Evet, kafa atmasıyla ünlü olan ünlü Fransız oyuncu. Hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. 1, 2, 3. Zinedine Zidane. Real Madrid'in güncel teknik direktörü. Zidane gitti. Şu an arkadaşlar onların teknik direktörü burada yok. O zaman demek ki Zidane daha eski olduğu için bulmaca. Ballon d'Or Ronaldo mu daha fazla kazandı? Tabii ki Messi mi? Tabii ki Ronaldo. Messi mi? Gençler bu eski ya. Ronaldo solladı onu. Gençler bu ne zamanın bulmacası bilmiyorum ama bayağı eski. Ronaldo Messi'yi solladı Ballon d'Or'larda. Iniesta doğru veya yanlış? Andreas Iniesta asla gönderilmedi. Arkadaşlar aslında doğru. Iniesta gitti şimdi. Çin'de oynuyor. Ama burada yanlış dememiz lazım. Doğruymuş diyor. 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya 7-1 kim yendi? Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz arkadaşlar. Ağlatmışlardı onları. Almanya. Sergio Ramos 23 kırmızı kart gördü mü kariyerinde diyor. Arkadaşlar 23 tane görmüştür be. Harbiden de görmüş be. 23 tane. Oha Ramos, çirkef Ramos. La Liga'nın güncel şampiyonu. Arkadaşlar en son Real Madrid şampiyon oldu. Tıklayamıyoruz ama ben Real Madrid diyorum, doğru. Premier Lig'de güncel tüm en iyi skor kim? Arkadaşlar en çok gol atan Premier Lig'de ben Drogba diyeceğim. Şearer'miş. Bilemedim. Mbappe şu an herhalde 18 yaşında. Bu bulmaca yapıldığında da 18 diyorum. Güzel oldu. 2016 Euro Kupası finalinde Fransa'yı kim yendi? Arkadaşlar Fransa'yla Portekiz yendi. Portekiz aldı kupayı. Ronaldo hatta sakatlanmıştı. Hatırladım. İtalyan kulübü Juventus'un takma adı nedir? Aa, bunu bilmiyorum. O Fortuna. Jail Brits. Yaşlı kadın, beyaz çizgiler. Ben beyaz çizgiler diyeceğim. Yaşlı kadın mı? Arkadaşlar adamların lakabı yaşlı kadınlarmış. Şampiyonlar Ligi'ni en çok hangi takım kazandı? Tabii ki Real Madrid. Real Madrid diyorum gençler. Doğru. Cristiano Ronaldo'nun ilk kulübü neydi? Sportif Lisbon'du gençler. Portekiz kulübü. Geçen yaz transfer ücretinde hangi oyuncu kırdı rekoru? Arkadaşlar rekoru Neymar kırdı. Neymar biliyorsunuz Paris'e transfer oldu. İnanılmaz rakama. Evet. Pele mi daha fazla gol attı, Maradona mı diyorlar? Bence Maradona. Pele'ymiş be. Arkadaşlar Pele Maradona'dan fazla gol atmış. Vay be. La Liga'da tüm zamanların en iyi skorcusu. Messi herhalde. Evet, Messi en çok gol atan arkadaşlar La Liga'da. Euro 2016 çeyrek finalinde İngiltere'yi kim yendi? Arkadaşlar Fransa diye hatırlıyorum ama ya Portekiz ya Fransa. İzlanda. Vay be, hiç hatırlayamadım.
Altın ayakkabı ödülünü 4 kez kazanmak için altın ayakkabı ödülünü 4 kez kazanan kim var dedi. Gerçi Maradona ve Pele, Messi ve Ronaldo, Messi ve Neymar, Pele, Best ve Pele. Messi ve Ronaldo diyeceğim ben. Yes, Messi ve Ronaldo doğru. Euro Cup en çok kez hangi ülkeyi kazandı arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi'ni. Yo, bu Şampiyonlar Ligi mi? Euro Kupası. Şöyle bir yenileyelim, İngilizce olunca anlarız hangisi olduğunu. Gençler neymiş? Euro Cup. Aynen, o zaman bu şey milli bir şey gençler. Euro Kupası'nı en çok Almanya biliyorum da İtalya, İspanya, Almanya diyeceğim. Gençler İspanya, Almanya diyorum, işte bu doğru cevap. Euro Avrupa Kupası'nı en çok İspanya ve Almanya kazanmış. 98 Dünya Kupası'nı kim kazandı? Oha. Gençler bence Brezilya diyorum. Fransa kazanmış. Hiç bilemedim. UEFA Avrupa Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan tek kişi hangi kaleci? Gençler Buffon kazandı onu en tek. Diğer kaleciler hiç kazanamamıştı. Hangi takım Brezilya tarafından yenilmedi? Arkadaşlar Brezilya'nın yenemediği tek takım. Fransa diyelim ya. Fransa herhalde. Norveç'i hiç yenememişler. Vay be. Arkada görmüş olduğunuz gibi gençler. Ama yine de fena değildik. Bayağı bir bildik. Şimdi gençler futbolcuların ülkesini bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım başla dedik. Rooney. İngiltere. Messi. Arjantin. Pele Brezilya. Henry Fransa. Müller Almanya. Ben Almanya yazdım. Arkadaşlar İngilizce yazmamız gerekiyor. Germany. İbrahimovic İsveç, yani Sweden. Luis Suarez. Luis Suarez neydi ya? Arkadaşlar ülkeyi biliyorum ama şimdi adı aklıma gelmedi. Luis Suarez Godin falan da oynuyor. Mavi beyaz bayrak. Neyse o bir dursun. Gareth Bale Wales'ta oynuyor. Wales. Baggio İngiltere diye sallayacağım bir. Yok. O zaman İtalya diyelim. Evet. FIFA'dan hatırlıyorum. Cruyff gençler. İngiltere dedim. Yanlış hatırlamışım. Wales diyeceğim, yanlış hatırlamışsın. Bilemedim. David Villa İspanya. Spain. Keane İngiltere. Yanlış mı? O zaman Wales. Allah Allah. Robbie Keane. Ronaldo tabii ki. Portekiz. Shevchenko. Ukrayna. Ukrayna diyoruz. Pavel Nedved Wales miydi? Yok, İngiltere'ydi herhalde ya. Yok, o da değilmiş. Onu da bilemedim. George Weah İngiltere diyorum. Allah Allah. Vay be. Gençler James Rodriguez. Kolombiya. Evet. Vidal Şili, ama Şili'nin İngilizcesi neydi? Şili gibi, o bayağı bilemedik ha. Şimdi gençler biraz düşünme payımız var, düşünüyoruz. Vidal'ın ülkesini bilemedim. Drogba nereydi? Şıklı olsa bilirdim ama şimdi böyle direkt aklıma gelmiyor. O zaman ne diyelim arkadaşlar, biliyor musunuz? Canısını sıkılmasın. Pes et diyorum. Bakalım ne yapmışız. Luis Suarez Uruguay tabii ki ya. Aklıma gelmedi. Cruyff Hollanda. George Best İrlanda. Vay be, doğru. Ham'ı bilemezdim, Amerika. Drogba aynen ya. Ivory Coast. Biliyordum. Almancasında Elfenbeinküst ama Kumola'yı tanımıyorum. Keane İrlanda lan. Bale'in takımıyla kanıştırdım. Nedved Çek Cumhuriyeti. Tabi be. Çıklı olsa bunları bilirdim. Veya'yı bilemezdim. Suker'i bilemezdim. Karagonis'i bilemezdim.
Dalgış'ı bilemezdim. Eto Camero nasıl bilemedim? Evet, Arturo Vidal'da Çile diye yazılıyormuş. Şile'de Çile diye yazılıyormuş. Evet gençler, burada kötüydük. Ama görüyorsunuz millet yine de zaten genelde Luis Suarez'i de herkes bilmiş. O benim aklıma gelmedi ama diğerlerinde herkes zorlanmış. Sonra başka neyimiz varmış arkadaşlar? Derbilerin şehirlerini bil dedi. Chelsea, Arsenal bunlar London. Inter'le Milan. Aynen. Sporting, Benfica, Lisbon. Evet, başkent. Lisbon değil mi lan? Benfica. Sporting, Benfica. Bilemedim. Şurası tabii ki Madrid. Ama oraya atlamıyor. Madrid'i bildik. Sonra Paris tabii ki. Saint Germain. Paris. Hertha Berlin, Union Berlin. Berlin dedik. Lazio'yla Monaco mu? Yok. Lazio. Lazio'yla bilemedim. Spartak Moskova'yla Oğlum Moskova nasıl yazılıyor? Arkadaşlar tabii ki diye bir tanesi de İstanbul. Sonra bakıyorum başka bildiğim var mı? Chivas USA, Galaxy var, Partizan Red Star. Spartak Moskova, Moskova yazamadık ya. Moskov lan. Moskova'yı da bildik. Lazio'yla nereydi ya? Derbi, Lazio'yla Monaco, lan Monaco'ydu lan. Neyse bir daha deneyeceğim Monaco'yu, yok. Sporting'le Benfica. Bilemedik. Flamengo'yu bilemedik. Hollanda Preds'le Kaiser Chiefs. Arkadaşlar başkentleri bir yazalım. Ne diyelim? Ve gençler buradan cevapları görmek istiyorum dediğim. Sporting Lisbon'u bildim lan. S ile yazılıyormuş. Ana, Roma'yı bilemedim. Rezillik. AS Roma ile Lazio Roma'daymış. Dublin'i bilemedim arkadaşlar. Orayı tanımıyorum. Bu tarafı zaten hiç tanımıyordum. Mexico City, Shanghai, Belgrad. Nereden bileyim? Saçma sapan şeyler. Arkadaşlar zaten benim bildiklerimi genelde herkes... Yo millet... Los Angeles'ı da bilmiş. Lisbon'u da bilmiş. Lisbon'u ben de bildim. Roma'yı bilmiş herkes. Vay be, güzeldi ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fena değildi. Yine de güzel çözdük. Yorumlara yardımınız. Sizler iyi çözebildiniz mi? Hepinizin yorumlarını bol bol bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişş.